Evet bir odada 10 saatte açık havada ise 6 saatte eriyen bir mum açık havada bir süre yakıldıktan sonra odaya alınıyor. Ve açık havada yanık kaldığı sürenin 2 bölü 3'ü kadar odada yanık kalıyor. Son durumda mumun kalan kısmı odada yanan kısmının 3 bölü 2'sine eşit oluyor. Mum odada kaç saat yanmıştır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi Biraz karışık uzun bir soru gibi ama böyle sorular gelebiliyor TYT kısmında. Şimdi 10 saatte yanıyor. Açık havadaysa 6 saatte. Ben genellikle bu tip sorularda 10 ve 6'yı görünce 10 ve 6'nın ortak katı olan mesela 30'u. Hani 6 ve 8'i görsek 24'ü kullanabiliriz diye düşünüyorum. Bizim mumumuzun uzunluğu 30 birim olsun. 10 ve 6'nın ortak katı 30 ya. 10 ve 6'nın ortak katı 30 olduğu için biz mumumuzu 30 birim gibi düşünelim arkadaşlar. 30 birim eşittir. Mum yazıyorum. Ya yani bu şu demektir. Açık havada Öyle değil mi? Açık havada 6 saatte bittiğine göre 1 saatte 30 bölü 6'dan 5 birimi gitmektedir mumun. ise, buna da oda yazalım yani kapalı mekanda, 10 saatte gidiyorsa 30 bölü 10'dan 1 saatte 3 birimi gitmekte. Bunu unutmayalım. Ben buranın üzerinden yapalım diye düşünüyorum. Şimdi öncelikle açık havada bir süre yakıldıktan sonra odaya alınıyor. Açık havada yanık kaldığı sürenin 2 bölü 3'ü kadar diyor. Yani şurası açık havada yanık kaldığı süre. Burası da odada yanık kaldığı süre. Ben diyorum ki o zaman açık havada yanık kaldığı süreye 3x diyelim. Şuradaki 3 ile oranlayacağım. 3x'in 2 bölü 3'ü ne yapar? 2x yapar. O zaman odada da 2x süre yanık kalmış olsun. Bizim mumumuz yani ucu yanıyor olsun. Saatte 5 birim eriyordu açık havada. 3x saatte 3x çarpı 5'ten 15x mum erimiş olur. 2x saatte kapalı ortamda yandı. 2x çarpı 3'ten 6x de kapalı ortamda eridiği miktar olur. Toplamda ne kadar erimiş oldu yani mumumuz? 21x erimiş oldu. Sorunun sonuna baktığımızda yani peki toplam boyumuz kaçtı? 30 birimdi. Şuraya da kalan yazalım. Kalan mumumuz ne oldu? Tamamı 30'du. 30 eksi 21 x de mumdan kalan kısım olduğu son durumda mumun kalan kısmı diyor. Yani 30 eksi 21 x onu yazalım. 30 eksi 21 x öyle değil mi? Odada yanan kısmı. Odada yanan kısım neydi arkadaşlar? 6 x. 3 bölü 2'sine eşit. Yani biz bunu 6 x'e oranladığımızda oranımız kaç çıkıyormuş arkadaşlar? 3 bölü 2 çıkıyormuş diyebiliriz. İşler dışlar çarpımı yazalım yapalım. Önce şöyle bir sadeleştirme yapabiliriz. 2'ye böldük. Burada 1 kaldı. Burada 3 kaldı. 3 üç kere 3'ten 9x eşittir. 1 ile 30 eksi 21 x'i çarpıyoruz. Bu tarafa attık. 30 x eşittir. Ne yapmış oldu arkadaşlar? 30 yapmış oldu. x eşittir. Ne geldi arkadaşlar buradan? 1 gelmiş oldu. Aradığımız x değeri kaçmış yani arkadaşlar? 1'e eşitmiş. Şimdi burada neyi sormuş bize? Mum odada kaç saat yanmıştır diyor. Odada yandığı süreye biz ne demiştik arkadaşlar? 2x demiştik. X'i 1 bulduk. 2x'imiz de 2 kere 1'den 2 olarak hesaplanmış olacaktır. Demek ki bizim mumumuz dışarıda yandıktan sonra orada kaç saat yanmış? 3 saat. İçeriye girmiş. İçeride kaç saat yanmış arkadaşlar? 2 saat boyunca yanmış. Cevabımızın 2 olması gerekir. Bir laboratuvarda erkek ve dişi kobay fareleri aşağıdaki şekilde ilaç verilmektedir ve bir deney yapılmaktadır. Erkeklere her 12 saatte, dişilere de her 8 saatte bir birer adet tablet verilmektedir. Erkek farelere 0,5 gramlık yani yarım gramlık dişilere ise birer gramlık tabletler verilmiştir. Bu farelere bir günde toplam 85 gram ilaç. Bakın ilacın gramı 85 öyle değil mi arkadaşlar? Ee, tabletin adedi neymiş? 95 tablet halinde verilmiştir diyor. Deneyde toplam kaç fare kullanılmıştır diye sorulmuş. Arkadaşlar hem dişi hem erkek fareleri bulacağız. Unutmayalım gramı 85'e denk geliyormuş ama adeti 95 oluyormuş. Bir günde verilen dediği için bir gün üzerinden hareket edelim. Öncelikle erkeklere 12 saatte bir veriliyorsa bir günde 24 saat olduğu için 24 bölü 12'den 2 tane tablet verilecek erkeklere. Erkekleri E ile gösterirsek arkadaşlar. Erkek sayısı E olsun. Dişi sayısı da D olsun. Erkeklere iki tane tablet veriliyor. Erkeklere yani her gün kaç tablet veriliyor arkadaşlar? İki tablet veriliyor. Onu unutmayalım. Her birine iki tablet veriliyor. Gram olarak... 2 çarpı 0,5'ten 1 gramlıkta da ilaç verilmiş oluyor. Bakın bu tablet sayısı. Tablet iki tane ama ağırlık diyelim o da 1 değil mi? Buna da e, ağırlık yazalım. Ağırlığı da 1 gram yapıyor. Dişilere bakalım. Onlara da 8 saatte bir, bir adet tablet veriliyor. 24 bölü 8'den onların da tablet sayısı 3 tablet oluyor arkadaşlar. Peki verilen adet sayısı şey, ağırlığı kaç olacak? Bakın e, erkeklere 0,5 veriliyordu. Dişilere birer gramlık veriliyor. 3 tane birer gramlık verilirse arkadaşlar öyle değil mi? 3 tane birer gramlık da ne olur arkadaşlar? 3 gram. Bu da bizim neyimiz oldu yine? ağırlığımız oldu. Bakın buradakiler tablet sayısı, buradakiler ağırlık sayısı oldu. Arkadaşlar şimdi ne diyor bize? Toplam 85 gram ilaç verilmiş. Gram dediği zaman ağırlıktan hareket edeceğiz. Erkeklerin sayısına E demiştik. Bir tanesi 1 gram alıyorsa E tanesi E kere 1'den E gram almış olur arkadaşlar. Dişilerin sayısına D demiştik. Bir tanesi 3 gram alıyorsa D tanesi 3 çarpı D'den 3D gram ilaç almış olur. Bu neye eşit olacak şimdi arkadaşlar? 85. Şimdi tablet adetlerine bakalım. Adetlerimiz buradaydı. Tanemiz, tablet sayımız. Bir erkeğe 2 tane veriliyorsa E tane erkeğe. 2 e tane tablet verilmiş olur. Bir dişiye 3 tane veriliyorsa d tane dişiye 3 d tane tablet verilmiş olur. Bu da 95'e eşitmiş arkadaşlar. Diyorum ki şu yukarıyı eksiyle çarparsak şöyle de toplarsak arkadaşlar 2e eksi e'den burada e kalmış olur. 3 d'ler birbirini götürür. 95 eksi 85'ten de e'yi yani erkek farelerin sayısını 10 olarak bulmuş oluruz. Şurada yerine yazarsak 10 artı 3 dişi eşittir 85. Buradan 3d eşittir 75'ten d'miz kaç gelmiş olur? 25 gelmiş olur. Demek ki dişi fare sayımız da 25'miş. Toplam kaç fare vardır diyor. 10 erkek 25'te dişiden 35 tane farenin olduğunu söyleyebiliriz. Güzel bir denklem kurma sorusu arkadaşlar İnşallah açıklayıcı olmuştur. Evet güzel bir fonksiyon sorusuyla karşınızdayız. Arkadaşlar fx fonksiyonu verilmiş. x kare artı 4x artı 4 bölü 4x kare eksi 12x artı 9 artı 2x eksi 3 bölü x artı 2. Buna göre f3x artı 2 bölü 2x eksi 1'in x cinsinden eşit nedir diye sorulmuş. Tabii ki burada x'in yerine direkt bu ifadeyi yazarak sonuca da gidebiliriz. Biraz uğraştırıcı olur ama doğru yaparsak yani hatasız yaparsak doğru sonuca ulaşmış oluruz. Biz burada kolay bir yol gösterebiliriz diye düşündük. Onun için çözmek istedik. Bu tip sorularda fonksiyonların tersleri var mı? Birbirini andıran ifadeler varsa birbirlerinin tersi geliyor mu diye bakabilirsiniz. Bunu göstermek istedik arkadaşlar. Öncelikle ben bir fonksiyonumuzu düzenleyelim diyorum. fx eşittir. Şurası ne gelecek? x artı 2'nin karesi. Bakın burası da 2x eksi 3'ün karesi geliyor. Şöyle yazabilirim o zaman değil mi? X artı 2 bölü 2x eksi 3'ün neyi olarak yazabilirim? Karesi olarak yazabilirim şu birinci ifade mi? Bakın tam da bunun benzeri yanında duruyor. Orada da ne yazıyor? 2x eksi 3 bölü x artı 2. Şuna benzesin diye bunu 1 bölü yazıyorum arkadaşlar. 1 bölü x artı 2 bölü 2x eksi 3 şeklinde yazıyorum. Şimdi güzel bir düzenleme yaptığınızı düşünüyorum. Peki burayla bunun ne alakası var? Yine burada da x'in yerine 3x artı 2 yazarak sonuca gidebiliriz. Peki x'in yerine 3x artı 2 yazmak aslında bize neyi geçecek? Pardon 3x artı 2 diyorum özür dilerim. x'in yerine 3x artı 2 bölü 2x eksi 1 yazarak sonuca gidebiliriz direkt çıkar. Dikkatli bir şekilde yaparsak sonuca ulaşırız. Ben şunu göstereceğim. Ee, biz şunu biliyoruz. Bir fonksiyona fonksiyonun tersini yazacağımız yazdığımızda elde edeceğimiz ifade nedir? x'tir. Yani f'in içine F ters x'i yazarsak biz neyi buluruz? Tanımlı oldu aralıkta arkadaşlar. X'i buluruz. Tabi uygunsa tersi varsa. Bakın burada şuna dikkat edelim arkadaşlar. Şu fonksiyonun tersi ne bakalım? Bu fonksiyonun tersi neymiş? Kolay bir yolumuz vardı hatırlarsanız. Fonksiyondan kastım şu. X artı 2 bölü 2 x eksi 3. Bunun tersini bir hesaplayın ben bir kenarda. Neyi gösterecek bize? Şu eksi 3'ü şuraya artı olarak alıyorduk. 3x artı 2 bölü 2x'imiz duruyordu. Buradaki x'in katsayısı 1 aşağıya o da eksi olarak geçiyordu. 2x eksi 1. Yani aslında x artı 2 bölü 2x eksi 3 fonksiyonun tersi neymiş bakın. 3x artı 2 bölü 2x eksi 1. Tam da soruda bizden bunu istemiş bakın arkadaşlar. Yani aslında biz bu fonksiyonda x'in yerine şu fonksiyonun neyini yazıyoruz? Tersini yazıyoruz. E tersini yazdığımızda buradaki bu ifade neye dönüşmüş olacak arkadaşlar? X'e. Aynı mantıkla buradaki ifade neye dönüşmüş olacak? X'e. Bakın x'in yerine bu fonksiyonun tersi denk gelmiş dediğim gibi ne olacak yani? F3x artı 2 bölü 2x eksi 1 dedik. Bu fonksiyon içerideki şu fonksiyonumuzun tersi olduğu için burayı tamamen neye dönüştürmüş oldu? X'e ne yazıyorum o zaman? X'in karesi artı 1 bölü x yazmış oluyorum. Bana sorulan soru toparlarsam x çarpı x kare x küp artı 1 bölü x olarak bulunmuş oluyor. Arkadaşlar güzel bir soru olduğunu düşünüyorum. Umarım açıklayıcı olmuştur.